Merhabalar. Yeni bir köşeye başlıyorum bugün. Köşemizin adı Vezir Fedalı Kazançlar. Daha eğlenceli, özellikle çocuklar için. Ve inceleyeceğimiz parti bir Evans Gambit Partisi. 1869 yılında Andersen ve Zukertort arasında oynanmış. Güzel bir parti. E4, E5. At F3, at C6, fil C4, fil C5. Şu ana kadar İtalya'nın çıkışı. Ancak şimdi beyaz B4 oynuyor. Gambit yapıyor, piyon veriyor. Açılışta piyon veya taş vererek oynanma şekline gambit diyoruz, biliyorsunuz. Peki beyaz niye veriyor bu piyonu? Tabii ki hızlı bir gelişim alırsa C3, D4 ve hızlı bir şah atağı sergilemek istiyor. B4'e fil B4. Şimdi C3. Fil A5. Kasparov-Anand partisinde Anand burada fil E7 oynamıştı. Şimdi fil A5 D4 sürdürmeyi engelleyemiyor çünkü D4 ED4 tamam CD4 yapamıyor beyazlar. Ancak zaten niyeti beyazın ve rok atıyor. Şimdi burada fil B6 oynanmış partide. İyi bir hamle değil. Çünkü henüz F6'daki at duruyor, fille kaçıncı oynayışı. Oysa burada mesela at F6 oynasaydı E5, E5'e D5, EF6, DC4, kale E1, fil E6, FG7 eşit bir konum olurdu. Siyah sonuçta piyon fazla, uzun rok atabilir. Kaleyi G8'e oynayacak. Ama fil B6 tabi tamamen merkezi beyazlara bırakan bir hamle. CD4. Günümüzde zaten D4'e ED4 hamlesi yapılmıyor. Burada tavsiye edilen devam yolu D6. Şimdi CD4 oynanmıştı ve D6 burada beyaz çok büyük alan avantajına sahip. D6'ya D5. Şimdi D5 C4'teki fili önünü kapatıyor ancak atın da gidebileceği çok iyi bir yer yok. At A5 fili istiyor. Ancak fil B2'ye at C4 oynarsa fil G7 oynayıp kaleyi kazanır. Ve at E7. Şimdi burada at E7 yerine at F6'yı daha uygun buldum. Daha en azından merkezi bir kare. İdeal karesi zaten atın. Buna fil D3. Artık C4'teki atı kaçmak zorunda. Rok. At C3. C6. C6 tabi alırsak atla alacak. Tabi bu atın burada kötü bir konumda kaldığını görüyorsunuz. Biz almayacağız. Siyah da fil C7, B5, at B7 oynayarak atı kötü konumdan kurtarabilir bu konumda. At E7 oynanmıştı. Şimdi fili D3'e oynuyoruz istekliydi ve rok at C3 gelişime devam ediyor beyazlar at G6 at F4 oynayabilir at E2 hem F4 karesini denetliyor hem de B2'deki filin çaprazını açan bir hamle ve C5 C5 fili C7
sonrasında B5 at B7'ler olabilir. Ama burada C5 yerine siyahın daha iyi hamlesi fil G4'tü. Atı açmaza aldı. Buna da at G3 olabilir. At D4 olabilir. Burada siyah durumu eşite yakın bir konum diye düşünüyorum. Vezir D2, C5 oynanmıştı. Vezir D2 ve F6 merkezi E5'i denetliyor ve filin tabii ki çaprazını kısıtlayan bir hamle. Ve Şah H1 Şah H1 kale G1 oynayabilir. Yani hat açmaya çalışacak. Ve fil C7'ye kale A C1. Şimdi beyaz gelişimini tamamladı. Kale de yarı açık C dikeyine geldi. Siyahın ise C8'deki fili, A8'deki kalesi ve de A5'teki kötü bir konumda duran atı tabii ki iyi bir oyun vaat etmiyor. Kale B8 ve at G3. B5. Siyah da vezir kanadında piyon fazlalığı var. Onu değerlendirmeye çalışıyor. At F5 ve B4. Şimdi burada at C4 olabilirdi. At bir an önce oyuna girer. Buna fil C4, BC4 ve G4 ile devam ederdi beyazlar. Tabii kale C4 çok kötü. Çünkü fil A6 hamlesi var. At F5'e B4 oynamıştı. Ve kale G1. Kale G1, fil B6. Şimdi siyah fil tabii D6 piyonundan dolayı C7 H2 çaprazın burada da ise yani önü kapalı. Yine çok aktif olduğunu söyleyemeyiz. G4 ve at E5. Şimdi siyah tabii ki bu atı beyaz bu atı burada bırakmayacak. Atla mı alacak, fille mi alacak sorusuna. Zaten B2'deki fil yani çok da bir şey yapamıyor. O yüzden fil E5 ve D5. Şimdi kale G3, kaleleri G'de çiftleyecek. G hattını açmaya çalışacak beyaz. Etkin bir atağı olacak gibi duruyor. Ve G5. Şimdi G5'e fil F5 fili veriyor. F5. Yalnız tabii D5 piyonu da boşta şu anda. Vezir D5 oynanmış. Şimdi vezir D5'e GF6. Yani burada vezir D5'ten ziyade C4 daha iyi hamleydi. Şimdi fili istiyor. D5'i sonra da alabilir. Şimdi beyazın çok ciddi bir şah kanadı atağı var. Ama tabii piyonları sürdü. Oyun sonuna girilse beyaz için iyi değil. Zayıf piyonlar. Yalnız C4'de fil C4'ten ziyade ben fil E4 daha iyi hamle diye düşünüyorum. Tabii tehlikeli bir geçeri oluyor. Yalnız vezir E2 at B7 G6
HG6, FG6 kaleciydi ve hızlıca bir atağı var. Vezir H5 oynayacak. Yani C4 de kurtarıyor diyemem. Vezir D5 oynanmış. GF6. Şimdi burada siyah en büyük hatasını yapıyor. Kale D8. Burada C4 gerekiyordu. Kale D8 oynamış. Çift soru. Çünkü kale CG1. Şimdi istiyor G7'yi. Şah H8. Vezir D3 de olmuyor burada. Mesela Vezir D3'e şöyle bir varyant. Vezir H6. G6. Kale F6. Bu mata giden bir devam yolu oluyor. Şah H8 oynamıştık. Şimdi FG7. Şah G8'e. Vezir H6. Vezir fedası gelecek birazdan. Vezir D6'ya. Yine Vezir D3 olmuyor. Vezir H7 çok hızlı kazanıyor. G8 Vezir. Kale G8'e de. Kale H3 ile mat oluyor. Vezir D6. Yine Vezir H7 şah. Şah H7'ye. F6. Açarak şah. Vezir D3'e. Kale H3 şah. Şah G8'e de. Kale H8'le mat oluyor.